Evet sevgili seyircilerimiz, haberin peşinde ekibi Büyükşehir Samsun'dayız. Gerçekten Karadeniz'imizin en güzel illerinden bir tanesi ve en güzel ilçelerinden bir tanesindeyiz. Samsun ilimize bağlı olan Vezirköprü'deyiz. Tarımıyla, ziraatıyla, hele hele de semaveriyle öne çıkan Vezirköprü'nün en güzel mahallelerinden bir tanesindeyiz. Saraycık'tayız. Burası Kastamonu yol üzerinde. Ulaşımı rahat. Gerçekten muhtarımızı da araştırdık. Maşallah var diyelim, bu dönem 30 yıllık muhtarımızla yarışmış. Tabii ki vatandaşın teveccühüyle göreve gelmiş. Hayırlı olsun dedi kendisine. Bizler Saraycık'ı konuşacağız. Saraycık'a yapılan hizmetleri konuşacağız. Beklentileri konuşacağız. Ve yanımızda değerli muhtarımız Süleyman Çelebi ve Selahattin Çelebi azamız var. Efendim onların konu olduk. Sevgili muhtarım, öncelikle merhaba sizlere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim merhaba. Hoş bulduk. Sevgili muhtarım, öncelikle bize konuk ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Süleyman Çelebi'yi ben tanıyorum ama Saraycık Mahalle Muhtarımızı, bir de kamuoyu tanısın. Süleyman Çelebi kimdir? Süleyman Çelebi, çiftçiyim ben. Çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Çiftçilikle uğraşıyorum, hayvancılığına uğraşıyorum. İlk dönem muhtarlığa seçildi, vatandaş seçildi. Hayırlı olsun diyelim. İşte vatandaşa bir hizmet etmeye buradayız. Bu bir sevda işi, görev işi. Sevda işi. Peki Süleyman Bey, biliyorsunuz ki muhtarlık gerçekten sevda işi, gönül işi. Aileden var mıydı böyle bir şey? Ailemde yok. İlk defa İlk benim. Nereden geliyor bu sevda? Sevda hizmet. 15 sene azalış yaptım, yapamadığım bazı bir işler vardı. En fazla hevesim yok. Altyapısı var yani. Var. Evet. Peki, hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Sonra. 31 Mart'ta göreve geldiniz. 1 Nisan sabahı azalarımızla birlikte. Saraycık'ta hizmete nereden başladınız? Beton işlerinden başladık. Belediyemiz sağ olsun girişimizi yaptı. Parklerimizi yaptı, betonlarımızı yaptı. Bazı tabii söz verilen işler zamanla bu pandemiden dolayı da oldu. Yani pandemiden rağmen, krize rağmen, depreme, evet, yangına rağmen hizmet alabildiyseniz ne mutlu. Şimdi belediye başkanımız geri çevirmedi. Ondan memnunuz. Tabii yapılacak bazı büyük belediye işlerimiz var. Samsun'la olacak, Ankara'yla olacak işlerimiz var. Onları da gidip yerine görmek istiyoruz. Evet. Peki sevgili muhtarım, desen ki 3 tane beklentiniz nedir? Birinci olarak ne olur? Birinci olarak bir mahallemin hiç suyu yok. 2021 yılındayız. Saraycık'a bağlı olan o mahallede su yok. O mahalleden geçmeye gerçekten utanıyorum. Sözde verdik. Yani bütçe yeni de görüştürdük. Ama bugün yarın adamlardan utanıyorum. Yani bu çağda kaç tane var orada muhtarım? Hane olarak 10-12 hane var. Yani yaklaşık 35-40 kişi yaşıyor abi. Nüfus 50 kişi vardır. 50 kişi var. Kalabili nüfus da burada. Evet. Bu 50 kişi suyu yani taşıma suyuyla da yemendiriyor. Orman tankerini verdim, onu kullanıyor. Şaşal suyunda, işte taksiyle falan öyle taşımayın ya. Ama su gelecek yer var. Var, yerini gösterdim. Suyum bol, yerim müsait. Her şeyim müsait. Sadece bir tesisat çekilecek. Tesisat çekilecek. Gelip yapılacak. Verdiğim söz işte adamların derdinden kurtulacak. Bir de birinci beklentimiz o. İkinciye
Arazim az zaten. Olan arazide bulut havaya varsa arazi çiftçi şeyde başlıyor. Yine kesili verdim. Ama bugüne kadar hiç böyle bir röportaj veya bir oradan afat şeyi tutulmamış. Evet. O yüzden Gülecem geri çevrildi. Yani bu... Taplaştırma mı? Değil. Bu Dereç Dağı. Dereç Dağı için. Evet. Dereç. Dokuz köyün yağmuru arazimden geçiyor. Her sene yani tarlanın yarısı gidiyor. Çayda şimdi tapuyu çeksek çay yarısına tapu gelir. O da arazim kıtırken çay yani verir. Bir afatta Allah korusun ilk sene burada. Tabii dokuz köyün çayı benim buradan geçiyor. Vali olduğu için burası. Ya ya son geçiş bura. Evet. Ne olması gerekiyor? Yine işte ya. Yine bazı işte. Yerlere ya muhendis gelecek işte nereye alıyor, nereye şey diyor. Ölçümleri yapılıp, yani Allah korusun bir Gümüşhane'deki gibi, Giresun'daki gibi bir afet olmaması için önlem alınması lazım. En önemini istiyoruz. Ondan evet. Sonra Giresun'da yaptılar, başını bağlamadılar. Şimdi yani yapılan orada gezeceğim bu sefer. O kadar şey, boşa, boşa gidecek ya. Bir afet değil, bir olsa. Üçüncü beklentimiz de tapulaştırma. Tapulaştırma. Şimdi adam hayvancılık yapacak. Ben yaptım abi, ahır yaptım, tapusu yok. Bir şey, sonra güneyliğini alıyorsun. Alamıyorsun, tabi olmaz, hiçbir şey yapamıyorsun. Kendi bütçemine yaptım, 30 başıma bağladım. Ama devletten, devlet veriyor ama tapu istiyor, bir şeyler istiyor, onu da biz bulamıyoruz. Yani genellikle oturduğumuz yerin %80'inde tapuları yok. Yani, var, tapusu olan da dedesinden kalmış, ebesine kalmış tapu, çocuk kaybolmuş. Evet. Yerini bilemiyor, dedesinin şeyini bilemiyor. Bu tapuları ayrı herkesin şimdi kullandığı yere tapusunu kesinlikle... Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi köylere geri dönüşün olması lazım diyor. Ama geri dönüşün olması için de imkanların biraz daha esnek tutulması lazım. Vatandaş hayvancılık yapacak, çiftçilik yapacak. Yeri var, hisse tapu olduğu için yeri yapamıyor, tapu alamıyor, elektrik alamıyor, su alamıyor. Ondan sonra bekliyoruz ki üretim yapsın. Böyle giderse üretim azalıyor. Doğru mu? Tabii göç oluyor. Devamlı göç oluyor. Yani benim köyüm göçü tutuyor. Üç evladı var, 8'i gitmiş, birisi kalmış ama o da zar zor işte böyle şey yapamıyor. Geçim sağlayamıyor. Evet, ekonomisi yorulması için. Tabii. Yani bu köyün geçim kaynağını sağlayacak örnek vereyim. Hayvancılık olsun, tarım olsun, çiftçilik olsun. Ve bir de bu mahallenin suyu, dere ıslahı ve bu tapu olursa geri dönüş olur mu? Olur. Herkes birer talep var. Talep olmaz mı ki adam ahır yapacak, bir hayvan besleyecek. Yerini ayarlayamıyorum işte yani devletten şöyle evet. Bir ahır yapacağım veya yaptığım zaman elektriği nereden alıyorum? Adam şöyle ev yapıyor, en önce elektrik. Tabii ki hayat neye bağlı? Ulaşıma bağlı, elektriğe bağlı, suya bağlı. Bunlar olmazsa Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yaşamanın bir anlamı yok. Doğru mu? Doğrudur. Peki muhtarım ben şimdi ismini eğer sana azamata döneyim. Selahattin Bey merhaba, siz de evdeyiz. Selahattin Çelebi. Muhtarımın söylediklerine katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Muhtarımın söylediklerine katılıyorum. Yani şimdi arazi, sen aldıkça sonra arazi tarım yapmalarında bir anlamı yok. Evet. Ekiyoruz, tam böyle ürünü alacağımız zaman, bir afat olduğu zaman ürünümüzle gidiyoruz. Emek boşa gidiyor. Emek boşa gidiyor. Ondan sonra tapu işlerimiz mesela, tapu yok. Evet. Devletten hiçbir hizmet alamıyoruz. Yani bizim en büyük sorunumuz da bu. Beklenti. Beklentimiz bu. Evet. Tapu yok. Evet Selahattin Bey. Şimdi Süleyman Muhtarım'la ağzımızla beraber biz de Saraycı'nın sokaklarına ineceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Evet. Evet Saraycı kalkını ekran başına diyorum. Görüşmek dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz, Saraycık mahallemizin yaklaşık 5 kilometre uzağında olan, röportajda belirttiği gibi bir mezrası var, mahallesi var. Burası da oraya bağlı. Burada yaklaşık 15 hane var. Nereden baksanız 60-70 kişi yaşıyor. 2021 yılındayız ama içme suyu maalesef yok. Muhtarım gerçekten acı verici bir şey. Evet, işte bunu çekmenin başını bekliyorlar. Ben de söz verdim suyunuzu getireceğim diye. Hala onun peşinde uğraşıyoruz ama bir şeyimiz yok. Buranın suyunu getirip bu vatandaşı bir başka yere daha taşınmaması için yardımlarını yani, bekliyoruz. Göçün olmaması için, en azından buradakilerin mevcut koruyabilmek için buraya su olmazsa olmaz. 2021 yılındayız. Tabii ki bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi bile yoktur.
Ama bizler, ben buradaki alttaki yetkililere sesleniyorum. Bizler bunlar ekranları taşımaya devam edeceğiz. Sizler ister yaparsınız ister yapmazsınız. Ama burada yaşayan 70 tane halk var. Benim neler söylemek istersiniz? İlk önce buraya da su gelmesini, bu vatandaşın rahat etmesini isteriz. Çünkü burada vatandaşa muhtarımın da vermiş olduğu bir söz var. Ben diyor kafamda seçime girerken projelerim vardı, onları gerçekleştirmek istiyorum. Buranın 30-40 yıllık hasretini dindirmek istiyor. Doğru mu? Tabii. İsterdim ki şimdi su akarken çekilmesi. Biz işte, hemen şimdi buradan çıkalım. Vatandaşın bir tanesini yakalarsak görüştürelim bakalım. Buyurun. Muhtarım buyurun. Evet, sevgili misin? Oba Mahallesi'nde bir vatandaşımızı bulduk. Hemen soruyorum, buranın sıkıntısı nedir efendim? Bizim en başta suyumuz yok. Efendim, 2021 yılındayız. Gerçekten bizler sorarken utanıyoruz. Yani 2021 yılında halen su sorunu soruyorsak, bu da ülkemizin ayıbı derim. Baktığımız zaman, biz buraya geldiğimiz zaman muhtarıma sosyal yaşantıları sormamız lazım. Sosyal faaliyetleri sormamız lazım. Ama ne yazık ki taşıma suyla burada 70 tane vatandaş hayat sürdürüyor. Evet. Neler söylemek istersin? Ya işte en büyük sıkıntım, kaç kere müracaat ettik. Yapacak diyorlar, öyle diyorlar, böyle diyorlar. Daha sularımız yapılmadı. Muhtarım, Saracuk'tan tankerine taşıyor, bidonlarına taşıyor. Muhtarım da elinden geldiği kadar insanları zorluyor. Zorluyor, biliyorum. Bizler Ankara'dan geldi. Ha. Bizleri davet etti. Sırf nedir bu suyun olması için. Evet. Biz devlete yükü olmayan tek millet, köylü milleti. Vergisini verir, üretimini yapar. Tek istediği de hizmet. O da artık sizlerin görevi diyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Teşekkür ederim abi. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. O da ne? Sağ olun. Burayı gibi başkanına götürüyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, sevgili seyircilerimiz, Sarayca'nın sokaklarındayız. Muhtarım hizmete başladıktan sonra biraz hızlı başlamış. Neden dedik bu kadar bu şeyi ısrarla söylüyorlar? Gerçekten yapılan hizmetleri yerinde görmek istedik. Ve arkamızda gördüğünüz muhteşem bir cami var, 3 katlı. Herhalde bugüne kadar bir 250-300 gitmiştir. Yaklaşık 200 daha ihtiyacı var muhtarım, değil mi? Doğru mu? Var, vardır. Yani ibadete açılması için 200 bin liraya bir ihtiyacı var. Beyi geçen, hayırlı olan herkesi de, hayırseverlere de şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Evet sevgili seyircilerimiz, Sarayca'nın en önemli sorunlarından bir tanesi. Çünkü burası, buranın eli kolu ayağı diyebiliriz. Burada geçmişte yaşanan vakalar da yaşanmış. Burada bir dere istihabı var, yaklaşık 2-3 kilometre yapılması gereken. Muhtarım, bunun için müracaatlarınızı yaptınız. Bile gelmedi yani. Gelmediğinden kabil olmadı dilekçemiz ama bütün arazinin şeyleri, mahsulü buradan gidiyor. Her sene bir zararımız, her sene şey. Çünkü bahçelerle yani araziyle sıfır hemen hemen. Zaten muhtarım yeni kazdırmış o da. Evet evet. İmkanlar doğrultusunda greyderle biraz derinleştirmiş. Aksi takdirde gelen sel buradaki ürünleri de götürüyor. Çünkü geçmişte böyle bir vaka yaşanmış herhalde. Yaşandı. Buradaki ürünleri götürüyor. İşte bu sene selin gelmediğinden, kuraklık olduğundan sel gelmedi. Yani yükü yaptı. Sel geldiği zaman arazimi tamamen alıyor yani, arazimizi. Mahsulü gerçek, alıyor. Evet. Efendim, tedbir alınmazsa bu emekler hep boşa gidiyor. Doğru mu? Doğrudur. Bu, devamlı götürüyoruz her sene. 2 senede eştik de biraz şey yaptı. Önünü alabildiniz. Önünü alabildiniz. Ama yapılması gereken. Yapılması gereken. 9 köyün şeyi buradan geçiyor. Allah muhafaza yani bu hayvanlar, şeyler, bunun her şey can meselesi. Evet. Sevgili seyircilerimiz, muhtarıma ve azama teşekkür ediyorum. Muhtarım, kimlere teşekkür etmek istersin? Tüm medyaşerlerine, büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bu şeyi bunlara gönderip, bu hizmeti bizlere sunan tüm... Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanımıza, emeği geçen kim varsa, Sarayca halkına teşekkür ediyoruz. Ama şu da bir gerçek ki, hayat devam ettiği sürece hizmetlerin de devam etmesi gerekiyor. Bizler amacımız vaka yaşanmadan bu hizmetlerin olması. Muhtarım teşekkür ediyorum, ağzıma sağlık diyorum. Efendim sizlere teşekkür ediyoruz. Evet, devam edecek miyiz? Tamam, bir yer daha varmış. Oraya da bakalım efendim. Biz de kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin hacım.
Hayırlı akşamlar. Evet sevgili seyircilerimiz, Sarayca'nın sokaklarındayız. Muhtarımın röportajda anlattığı gibi 9 köyün su yağmuru buradan geçiyor. En son nokta burası olduğu için gerçekten burası sıkıntılı. Yapılması gereken ne var burada? Buranın sıkıntısı başı tam bağlanmadı. Afat evet. Geldiği zaman bu yapılan hizmet hiç cabası bir anlamı gidiyor. Kalmıyor. Anlamı kalmıyor. Şey sel felaketinde tamamen araziyi, evleri... Arazi olacak değil mi? Burası evet. Yapılmış, başı bağlanmıyor. Başı bağlanmıyor. Yani, evet. Buranın başı yani yapılan hizmet gidecek. O yüzden başını bağlayıp da bu hizmeti canlandırmayı, hizmete sunulmayı düşünüyoruz. Azam neler söylemek istersiniz? Sefer artık işte başın bağlanması oldu. Arazimizin önce dere istihdamı yapılması arazimiz çok gidiyor. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmazsa. Evet, tarım röportajı zaten bunları belirtmişti. Buyurun. Evet sevgili seyircilerimiz, tabii ki Sarayca'yı gezmekle bitiremeyiz çünkü yüz ölçümü olarak gerçekten oldukça fazla, bir içinden büyük yüz ölçümüne sahip bir mahallesi 5 kilometre uzaklıkta. Ve buranın bir beklentisi de tabii ki bir mevlüttür, bir düğündür, bir taziyedir, bir içerisinde kütüphanesi olan gençler için bir köy konağı yok. Bunun için de muhtarım yer olarak burayı göstermiş. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız biliyoruz ki birçok köyümüze köy konağı yaptırıyor kütüphanesi içinde olma şartıyla. Buraya da bir köy konağı yapılırsa içerisinde sağlık odası olan, muhtarlık odası olan, kütüphanesi olan mevlüttür, düğündür, taziyedir çok amaçlı. Muhtarımın da buna ihtiyacı var. Gerçekten bu köyünü hak ediyor. Doğru mu muhtarım? Evet. İşte yerimiz müsait ama böyle bir müsait yerimiz yok. Oldu var. Ona da imkanlarımız yok yapmaya. Sayın evet. Cumhurbaşkanımızdan burayı düğün salonu böyle şeyli gençler için sosyal faaliyet olan bir yeri istiyoruz. İnşallah. Ve köyün de meydanı gerçekten görüntü olarak da güzel olur diyoruz. Evet. Evet. Muhtarım teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum. Ağzımıza da teşekkür ediyoruz. Efendim bizler haberin peşindeki olarak muhtarıma ve ağzımıza teşekkür ediyoruz. Her ne olursa olsun diyorum. Bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslinin Süleyman Bey gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Sarayca'ya emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, bizde kalın. Allah'a ısmarladık.